Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere e, bu güzel berenin e, anlatımını paylaşacağım. Her iki şekilde kız ve erkek versiyonu şeklinde yapılabilir. Gerçekten çok şık bir bere. E, bunun için kullanacağımız ip Alize Baby Best. Ben bunu kullanıyorum. Siz herhangi bir e, farklı bir ip kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Eee 2,5 milimde tığ kullanıyorum. Şimdi hemen sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halka için parmağıma şu şekilde doluyorum. Hemen bu şekilde alıp içinden bir zincirle sabitliyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Ve bu halkamın içerisine 12 tane trabzan yapacağım. Arkadaşlar sihirli halka yapamayanlar 4 tane zincir çekip o 4 zincirin içerisine bu trabzanları yapabilirler. 5 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle tutup çekerlerse 10, 11, 12. 12 tane tırabzanımı yaptım. Hemen birleştiriyorum. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi 3 zincir çekip dibine şu şekilde şu dibindeki ilmeğime 2 tane tırabzan yapıyorum. Yine aynı yere 2 tane trabzanımı yaptım. Daha sonra yanındaki ilmeğe de iki tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Yani şu deliklere, bütün deliklere ikişer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bütün deliklere iki tane trabzan yaparak sıramık bitireceğim. Şöyle hepsini ikişer kere batıyoruz arkadaşlar. Hani buraları hızlı geçiyorum çünkü bütün deliklere iki kere batmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Hani trabzan yapımını da biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için bu açıklamanın açıklama kısmına trabzan yapımını videosunun linkini koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Evet şu sondaki şu zincirimin hemen dibine de bir tane trabzan yapıyorum. Ve bu sondaki bu battığım yere sadece bu ikinci sırada batıyoruz. Arkadaşlar her sırada bunu yapmıyoruz. Sadece ikinci sıramızda yapıyoruz. Şu an beremizin ikinci sırası tamam. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen bu zincirimin bakın şurada şurası zincirim hemen şu dibine battım. Bir kere battım. Bakın hemen yanında bir V var. O V'ye iki kere batacağım. Bakalım arası boş. Aralar bir kere. Bakın yeniden V var. İki kere trabzan yapıyorum. Arası boş. Bir kere trabzan yapıyorum. Bakın arası ee, v yani çift batılmış, buna çift batıyorum. Bu araya tek batıyorum. Yani arkadaşlar mantığımız V'ler yani V'den kastım bunlar, şu altta çift battığım yerlere çift batıyorum, aralara tek batıyorum. Yapacağımız tek işlem bu. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar bakın sona geldim. Bu sonda bu zincirin dibine batmıyoruz. Sadece ikinci sıramızda bu zincirin dibine batıyoruz. Diğer sıralarımızın hiçbirinde buraya batmayacağız. Hemen şu zincirin tepesindeki bu işaret zaten gözüküyor. Bakın birleştireceğimiz yer şu zincirin hemen burasındaki yerle birleştiriyoruz. Üçüncü sıramızı yaptık. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda da yine zincirimizin dibine bir tane batıyoruz. Bakın bu arada çip yok. Tek batmamız gerekiyor. Hemen tek battık. Bakalım şu zincirimizi saymıyoruz. Bir iki tane trabzan yaptım. Bakıyorum bir çip batmışım altta. Hemen oraya da çip batacağım. Bakıyorum tek batmışım. Bakın bir iki tane yere tek batmam gerekiyor. Hemen buralara tek batıyorum. Bakın çift batmışım. Hemen çift batacağım. Yine arası bir iki tek bir iki tek. Bakın bir V daha. Bu V'yi de çift. Yani yine söylüyorum. Bu V'lere çift batacağız. Aralara tek batacağız arkadaşlar. Yapacağımız tek işlem bu. V'ler çift. Aralar tek. Bu şekilde sıramızı da tamamlıyoruz. Evet dördüncü sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Ee, şimdi beşinci sıramızdayız. Yine üç zincirimizi çektik. Yine şu zincirimin hemen dibine batıyorum. 1. Bakalım. Arası yine tek 2. Burası da tek 3. 3 tek yaptım. Bakın bir V var burada. O V'ye çık batacağım. Bu aralar bakın arkadaşlar 1 2 ve 3. 3 yere tek batıyorum. Yani bu sırada ne yapıyoruz? 3 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Yine bir V var burada. Bu V'ye yine çift batacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 tek bir çift olacak şekilde 5. sıramızı da tamamlıyoruz. 5. sıramızı da 3 tek bir çift şeklinde bitirdik arkadaşlar. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Ve yine bu zincirimin hemen Dibine trabzanımı yapıyorum. Bir trabzan yaptım. 2 3 4 Trabzan yaptım. Bakıyorum hemen V'ye gelmişim. Yani çift yaptım, yere gelmişim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu V'nin içerisine çift batıyoruz. 1 2 Şimdi bakalım. Bakın bu aralar hep tek. Hiç çift batılmamış. Buralara da tek batıyoruz. Yani bu sıramızda da 4 tek 1 çift yapıyoruz. Kaçıncı sıramız? 2, 4, 5, 6. sıramız. Evet 6. sıramızda da 4 tek 1 çift. 2, 4, evet 4 tek 1 çift yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. 6. sıramızı da bitirmiş olduk. Ee, şimdi 5 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tek yapınca görüyorsunuz hemen V'ye geldim. Buraya çift batıyorum Ve buralara yine 5 tek bir çift. 5 tek bir çift. Yani V'ler çift aralar tek olacak şekilde yine sıramızı tamamlıyoruz. Evet ben bu sırayı da bitirdim. E, 7. sıra 2 4 6 7. 7. sırada 5 tek bir çift yaptık. Şimdi arkadaşlar şapkalarımızın e, hani hangi boyutta geleceğini anlamak için şöyle bir ölçü kullanıyoruz. Şuradan şurayı yani metremizi buraya koyuyoruz ve şöyle ölçüyoruz. Bakın şu an 13,5 santim. İsterseniz böyle de ölçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şu şekilde bu tarafa doğru da ölçebilirsiniz. Buradan yine. Benim istediğim boyuta gelmemiş arkadaşlar. Bu ölçüleri hani e, kaç yaşa kaç ölçü gerekiyor. Bunu e, telefonunuzun arama motorundan girerek e, çocuk baş ölçüleri diye e, yazarsanız size liste çıkacaktır. O listeyi telefonuna kaydederseniz telefonunuza e, oradan ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, benim bir sıra daha yapmam gerekiyor ama sizinkisi hani bu ölçüye uyuyorsa e, bu bir büyük, büyük ihtimal 3-6 aylık bir baş ölçüsüdür. E, ben daha büyük bir baş ölçüsü yapmak istiyorum. Hani 9-12 aylığa olsun istiyorum. O yüzden bir sıra daha yapacağım. Ama siz mutlaka ölçün çünkü bazen el ayarları e, tutmayabiliyor. Yani ben belki daha sık örüyorumdur veya sizden daha seyrek örüyorumdur. E, o yüzden mutlaka ölçün. Bu sırada da yani kaçıncı sıradaydık? 2, 4, 6, 7. sıradayız. Ee, burada da 6 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. 6 tek bir çift şeklinde sıramızı tamamlayacağız. 2, 4, 5, 6 tane yapınca bakın hemen V karşıma geliyor. Bakın buna da çift atacağız. Evet Şimdi bu sıramı da 6 tek bir çift şeklinde tamamlayıp e, örnek kısmımıza geçiş yapacağız. Şimdi ben bitirdim arkadaşlar. Bu sırada yapacağımız şeyi söyleyeceğim size. 2 zincir çekiyorum ve çakma trabzan yapıyorum hemen zincirimin dibinden başlayarak bütün deliklere tek tek batarak bu şekilde. Çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzan üstüne bir kere alıyorum, batıyorum, çıkıyorum ve tığımda kalan 3 tanenin hepsini bir de çıkıyorum. Bu bizim çakma trabzanımız. Hiçbir artırma yapmayacağım. Herhangi bir yere çift batmayacağım. Bütün ilmeklere tek tek batarak bu sıramızı tamamlayacağım arkadaşlar. Bir sıra çakma trabzanımızı ördük arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz şu çizgilerin nasıl yapıldığını göstereceğim size. İki tane zincirimizi çekiyoruz. Normalde şu şekilde batmamız gerekiyor. İlmeklerin şu deliklerine bu şekilde şu önden batmamız gerekiyor. Ama önden batmıyoruz. Hemen şöyle ilmeklerimizi yatırıyoruz. Bakın yatırdığımız zaman şu arkada yani şunlar Bakın arkadaşlar şurada arpa gözüküyor, arpalar. Görüyor musunuz? Şunlar. Bunların bakın şurada Bakın şuralar arkadaşlar. Yani şu arka kanadını da almıyoruz. Arka kanat değil. Şu arkadaki bakın mesela şu şu buralar. Batıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Batıyorum çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arpalara, buralara çakma trabzan yapacağız. Bakın şu arpalara Şöyle buralara. Buralara çakma trabzan yaptığımız zaman bakın ilmekler önde bir çizgi haline geliyor. Bunun amacı o. Yani önden batmıyoruz. Şu aradan da batmıyoruz. Şu çevirdiğimiz zaman arkada kalan şu arpalara. Buralara batacağız. Bu sıramızı bu şekilde şu arkadaki arpalara batarak sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Çok sıkı yapmayın. Normal, gevşek bırakın elinizi. Arkadaki, tekrar göstereyim işte buralara. Evet. Buralara bu şekilde batarak arkadaşlar 3 sıra çakma trabzan öreceğiz. 3 sıra. Yani bakın hemen üstte de yine arpalar var. Şurada. Burada da bu arpalara batacağız. Bu şekilde yani hep e, bu çakma trabzanlarımızın bu arkada kalan bu arpalarına batarak 3 sıra öreceğiz bunu arkadaşlar. 3 sıra sonra da e, şu toplarımızın yapılışını göstereceğim size. Evet 3 sıra bakın 3 tam 3 sıra 1 2 ve 3. 3 sıra şu çizgi bölümümü tamamladım. Şimdi şu örnekli kısma geçiyoruz. Toplu kısma geçiyoruz. Bunun için 3 tane zincir çek, 4 tane zincir çekiyorum başlangıçta. Çektim. Bakın ilkini şu zincirimize dolayarak yapacağız. Hemen aradan yani şu deliklere batmıyoruz. Hemen şöyle arkasından doluyoruz. 1 2 3 3 kere doladım. Hemen şöyle hepsini bir de çıkıyorum. Sonra bir tane atlıyorum. Ve şu ikinciye trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen bakın. Yine şu trabzanımızın ayağına yani hemen şu aradan ayağına 3 kere dolayacağım. Bir doladım, ip aldım. 2 doladım, ip aldım, 3 doladım, ip aldım ve hepsini bir kere de çıkardım. İpimi doluyorum, zincir çekmiyoruz. Bir tane atlıyorum, ikinci deliğe batıyorum ve trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Yine şu aradan giriyorum, hemen bunun arası bacağına. Bir doladım, iki doladım. 3 doladım, hepsini bir de çıktım. İpimi aldım, bir atlıyorum, ikinciden trabzan yapıyorum. İpimi alıyorum, bir doladım, ipimi aldım, iki doladım, ipimi aldım, üç doladım ve bu şekilde çıkıyorum. Tekrar göstereyim. İpimi aldım, bir atladım, ikinciye battım, trabzanımı yaptım. İpimi alıyorum. Hemen bakın 1 2 ipimi doladım ve 3 Evet. 1 bıraktım. Hemen ikinciye. İpimi doluyorum. 1 doladım, ip aldım. 2 doladım, ip aldım ve 3 doladım, ip aldım. İpimi alıyorum, bir ikinciye trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Şimdi bu ilk yaptığımın şöyle ortasındaki yerden batıp birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum, battığım yere trabzan, e, çakma trabzan yapıyorum arkadaşlar, çakma trabzan. Sonra bakın şu. Arada bir tane bıraktıklarımız var ya onları geri alabilmemiz lazım. Hemen şu aralara yani şuralara bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Bir tane de şu topların başına yapıyoruz. Buraya. Bir tane bakın şu araya. Bir tane de buraya. Yine araya. Evet bir araya bir topların başına olacak şekilde sıramızı çakma trabzan olarak tamamlayacağız arkadaşlar. Evet bu sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi burada yine şu üç tane daha önce şurada yaptığımız bu kısmı yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Tekrar hatırlatacağım size. Bakın şu önden değil Hemen şöyle yatırdığımız zaman şuradaki şu arpaların arpaların hemen şu altta bulunan buralarından alıyoruz arkadaşlar şuralardan. Alarak çakma trabzan yapacağız. Bakın şu arpalardan. şekilde çakma trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Hep bu arpalardan alarak 3 sıra daha e, bu çakma trabzan aynı şekilde buradaki metodu 3 sıra daha uyguluyoruz. Ondan sonra tekrar örneğe geçeceğiz. Evet 3 sıra şu çizgiyi 1, 2, 3 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi yeniden şu örnekli kısma geliyoruz. Bunu tekrar göstereceğim size. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. İlk başlarken bu zinciri doluyoruz arkadaşlar. Bir tane ip, ip sardım. Doladım. İp sardım. Doladım. İp sardım. Doladım. Ve hepsini bir de çıktım. İpimi sarıyorum. Bir tane atladım ikinciye batıyorum ve trabzan yapıyorum. İp doladım. Bakın arkadaşlar şu trabzanın bacağı var ya. Şu boşluktan giriyorum, öteki taraftan ipimi alıyorum. Bir doladım. İpimi sardım. Tekrar doluyorum. İpimi sardım ve tekrar doluyorum. Yani 3 kere dolamış oluyoruz. Zincir çekmiyorum. ipimi sarıyorum. Bir atladım. Hemen ikinciden trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Trabzanın bacağına sardım. Doladım. Trabzanın bacağına sardım. Doladım. Trabzanın bacağına sardım. 3 tane yaptım ve üçünü birden çekiyorum. İpimi tekrar sarıyorum tığıma. Bir atladım. ikinciye battım ve trabzan yaptım. İp aldım, trabzanın bacağına sardım, çıkardım. İp aldım, trabzanın bacağına sardım, çıkardım. İp aldım, trabzanın bacağına sardım ve çıkardım. Yapacağımız işlem bu. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Ben modeli Pinterest'te gördüm. Beğendim. Sonra YouTube'da yabancı bir kanalda anlatımı vardı. Oradan anlatan bayanın ellerine bakarak ben de modeli yapmaya çalıştım. Yaptığınızda kolay bir model olduğunu göreceksiniz. Hani bir eliniz alınca oldukça kolay bir model. Farklı bir model anlatmak istedim sizlere. Bu şekilde üç kere sarıyoruz. Evet. Bu şekilde sıramızı da tamamlayalım. Sonra üst sıranı tekrar göstereceğim. Evet yine bu top kısmımızı bitirdik. Şimdi burada da yine iki zincir çekiyorum. Ve bu birleştiğimiz yere yani zincirimizin dibine bir tane çakma trabzan yapıyorum. Daha sonrasında şu araya bir tane çakma trabzan. Yine topumuzun hemen başına araya başına araya bu şekilde bu sıramızda çakma trabzan olarak devam edeceğiz. Evet. Bu şekilde çakma trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar bu çizgileri yapabilmek için şu arkada şu görmüş olduğunuz bu Bakın şu arpalara şuralardan ilmekler alarak çakma trabzan yapacağız. Bunu 3 sıra yapacağız. Bunu da yapalım. Ondan sonra bu lastik kısmını tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örnekli kısımlarımız bitti. Toplamda 1, 2, 3 tane şu çizgili kısım olacak. 2 tane de örnek olacak. Ama eğer e, bu bereleri kendinize göre de yapabilirsiniz e, bunun için de mesela hani bu uzatmanız gerekiyor ya aşağıya doğru uzaması için e, bu örnekli kısımları 3'e çıkarabilirsiniz veya şu aradaki bu 3 çizgi yerlerini 4 sıra yapabilirsiniz. Yani bunu e, çeşitlendirmek sizin elinizde büyüdükçe artırın küçüldükçe zaten küçük e, modelde bu 2 sıra e, örnekli 2 sıra güzel oluyor. Ama kendinize göre dediğim gibi yaparsanız bu örnekte kısmı 3'e çıkarırsınız. O zaman daha güzel görünür. Şimdi beremizin son kısmı olan lastik kısmına geldik. Bu lastik kısmı içinde şimdi 2-3 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi hemen şu zincirim değil hemen bunun yanındaki ilmeği önden aldım ve trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakini önden alıyorum ve trabzan yapıyorum. İki tane önden aldım. Şimdi ipimi yine sarıyorum. Arkadan öne doğru geliyorum ve yandaki trabzanımdan alarak bir tane trabzan yapıyorum. Bu iç lastik oldu. Yani iki tane önde bir tane arkada olacak. Tekrar iki tane önden alacağız. Gösteriyorum bakın önden tuttum. İpimi çektim ve trabzanımı yapıyorum. Tekrar önden aldım. İpimi tuttum ve trabzanımı yapıyorum. Sardım. İpimi sarıyorum ve arkadan. Arkadan arkadaşlar şunu. Hemen arkadan geldim. Önden diğer taraftan çıktım. Ve trabzanımı yapıyorum. Bir tane arkadan yaptım. Tekrar iki tane önden yapacağım. Bir. Öndekinden tutuyorum. Belinden. iki. Arkadakini yapıyorum. Arkadan geldim. Yani tığımı şu arkadan. Öne geliyorum. Önden arkaya gidiyorum ipimi alıp çekiyorum. Bir tane arkadan yaptık. Şimdi önden yine trabzanın belinden giriyorum. Bir trabzan yaptım. Bunun da belinden girdim. İki trabzan yaptım. Arkadan öne geldim. Bir tane. Önde iki tane yapıyorum. Bu iki önde bir arkada olacak şekilde lastik yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı tamamlayalım bu şekilde. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. 2 önden aldık bir tane arkadan. Üst sırada ikinci sıramız ve lastiğimizin son kısmında. Şu önden aldıklarımızı şöyle karınlarından tutuyoruz. Ve mızı yapıyoruz. Bunu da önden yine alıyorum. Şu arkada arkadaşlar bakın arka kısımda bu. Bunda ne yapıyorum? Şu arkadan öne doğru gelip onu da arkadan alarak trabzanımı yapıyorum. Bunlar iki tane önde. Ön bellerinden tutuyorum. Bu arkada bunu arkadan alıyorum. Bunlar önde. İki tane önde. Bu arkada. Bunu böyle arkadan alıyorum arkadaşlar. Yani iki önden bir arkadan olacak şekilde yapıyoruz. Sıramızı tamamlayıp ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Koparıyoruz. Bu şekilde beremiz hazır. Pomponumuzu da Şöyle dikince bakın şöyle diktiğimiz zaman bu şekilde. Ee, eğer elinizde böyle hazır pomponlarınız yoksa siz kendiniz de pompon yapabilir ve ekleyebilirsiniz. Evet bir anlatımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, eğer videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, böylece e, daha çok videolarım gelecek. Yani farklı farklı modeller çalışacağım. Bilindik modellerin dışında farklı şeyler olsun istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler.